Çiledacı'nın kardeşi Metin yok, motoru Metin çalıştırıyor. Metin'le çetelerden cuma değil olan vakit ikisi otobüsle buradan Ankara'ya gidiyorlar son araba. Ankara'dan da metro bunlara İzmir'e sefer veriyor. Peronda temizliyorlar arabayı, yolcular geliyor, biniyor, tam kalkacaklar. Bir tane adam geliyor, elinde bir tane kahvesin içinde bir tane kedi. Bunu da İzmir'e götürür müsünüz diyor. Hayvan almak yasak ya arabaya. Neyse ya şöyle olur böyle olur de adam çıkarıyor cumanın cebine bir 50 lira sokuyor, tamam götürür dayı diyor. Sıkıntı yok. Neyse bunlar arabayı alıyorlar, yola çıkıyorlar. Afyon'da dinlenme tesisinde duruyorlar. Metin diyor ki yemek yerken cuma diyor şu kediye bir bak diyor, ölür ölür diyor, başımıza bela alır. Neyse cuma kalkıyor gidiyor, bagajın kapağını açıyor, kafesi şöyle bir sallıyor, kedi de hareket yok. Tamam mı? Bir daha sallıyor yine yok, kapağı açıyor şöyle kediyi bir alıyor, ölmüş. Kedi ölü. Koşa koşa geri Metin'in yanına gidiyor. Abi diyor kedi ölmüş diyor. Etme lan diyor. Vallahi ölmüş diyor. Kedi buz gibi ölmüş. Neyse şeyde dinlenme tesisinde bir çöplüğünde kedi arıyorlar bunlar. Neyse 5-6 tane kedi böyle şey yapmış işte. Işıkla mışıkla en benzeyenini kuvalıya kuvalıya tutuyorlar. Kafesi getiriyorlar. Ölü kediyi çöp atıyorlar. Canlı kediyi kafese koyuyorlar. Bagaja koyuyorlar. Neyse dinlenme molası bitiyor, yola çıkıyorlar. Sabah İzmir'deler, yolcular iniyor işte, adam biri geliyor, böyle böyle diyor, bir emanet vereceklerdi diyor Ankara'dan diyor. Verdiler abi diyor, bagajda diyor, gel vereyim diyor. Varıyorlar işte, bagajı açıyorlar, adam bir de kafes alıyor böyle, bakıyor. Bir de o arada kedi yabani ya şimdi, çöpten aldığı kedi, böyle saldırmaya çalışıyor biliyor musun? Cuma'ya dönüp, bu kedi canlı diyor, tamam mı? Ya ne olacak diyor, benim kedim ölüydü diyor. Ben onu huylamak için getirdim. Adam kendisi ölmüş. Devin için İzmir'e gönderttiriyor.